Aslında geçenlerde dile getirdim ya dedim yol, bize suları, yolları çok sıkıntılı. İstersen şeyde sonra da oraya bakacağız muhtarım. Biz biraz boş yerlere park edekmişiz. Onları alacağız. Onların yoğun kullandığı yollar önemli bizim için. Yani Alimay gel buraya. Alimay. Ben dedim bunu niye buraya dökmüşsünüz? Derdeki, derenin şu ilk sokağı. Evet, evet. Orası... Başka bir şey. Evet, iyi, emeğinize sağlık. O zaman bir arkadaş yapalım mı? Tabii.
Böyle mi yapıyor ya sen bilmiyorum. Zaten o tarafa geçtiğimizde köprüleri de düzelteceğiz. Yani öyle hani geldik yolu yaptık girdiğimiz zaman kesin çözümlerle gidiyoruz. Bu sene aslında 2-3 tane sokak tek var. Oralara gireceğiz tabii ki. Yani bir sokak dahi olsa mesela şimdi bu canlığına bakarak gireceğiz oralara. Tamam o zaman bakıyorum. Melle Mekke. Melle Mekke. Erdem Bey de Melle Yücük'ün aynı. Başkanım gel. Herkes bu tarafa geçsin. Bu tarafa geçsin.
Bela geçin, bunu kestiniz ama gitsin bu alan boş kalsın. Tamam. Çabuk bir tarafı, bir tarafı. Sen bela geçin bakalım. Çabuk bir tarafı, bela geçin bakalım. Çabuk bir tarafı, bela geçin bakalım. Çabuk bir tarafı, bela geçin Allahu ekber. Öncelikle şu anda Sarıgül Mahallesi'ndeyiz. Sarıgül Mahallemizin yaklaşık kuruluşu Doğu Beyazıt kurulmadan önce bu mahalle vardı. Evet, Sarıgül köydü, Zengezur köydü ama 50 yıldan fazladır bu köy şehir merkeziyle bağlandı ve şehrin bir mahallesi haline geldi. Tabii ki 50 yıllık mahallemizin asıl Doğu Beyazıt'ın yerlilerinin oturduğu bu mahallemizin bugüne kadar hiçbir hizmeti görmemiş olması gerçekten de bütün belediye başkanlarının ya da yönetimlerinin ya da belediye çalışanlarının ve hizmetkarlarının vereceği en büyük öz eleştirilerden birisi olması gerekiyor. Biz geldiğimiz zaman halkımıza halk inisiyatifini kullanarak hizmet yolunda sözümüzü verdik, beyanlarımızı verdik ve bugün o vermiş olduğumuz sözü tutmanın yine haklı gururunu yaşıyoruz kadınlarımız ve halkımızla beraber. Sarıgül Mahallesi'nin geçen sene bütün altyapı kanalizasyon hiç daha kanalizasyonla tanışmamış olan Sarıgül Mahallesi'nin kanalizasyonunu çektik ve bu sene de üst yapı yani yollarımızı yapmaya başlayacağız. 2 gündür başladık. 2 gün içerisinde 2500 metrekarelik bir alanı tamamını parke taşı, kilitli parke taşı yaptık. 2-3 tane ana servis caddemizi asfaltla buluşturacağız. Dolayısıyla bizim halkımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Biz de halkımıza en güzelini sunma yolunda verdiğimiz sözlerle beraber yine burada bugün de Sarıgül Mahallesi sakinlerimizle, halkımızla, onların duası ve desteğiyle bugün de bu mahallemizin büyük sorunlarını çözmek için buradayız. Her gün bir mahallede, her gün bir cadde, her gün bir sokakta olacağımızın sözünü vererek bu işimize bismillah diyeceğiz. Muhtarım sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı ya da arkadaşlarımızın? Onlar da beyan etsin, açılışımızı yapalım. Bu konuda Sarıgül Mahallesi için gerçekten size minnettarız. Sarıgül Mahalle Muhtarı halkı adına size teşekkür ederim. Gerçekten verdiğiniz sözü tuttunuz. Allah bin kere size razı olsun. İnşallah başarılarının devamını dileriz. Yani iyi ki sen varsın, iyi ki geldin. İnşallah yolun bahtın açık olsun. Ne diyelim, vatandaşlarımız, akrabalarımız, dostlarımız hepsi burada. Senden memnunuz, Allah senden memnun olsun. Çok ya Allah, bismillah diyelim. Ya Allah. Hadi bakalım. Var mısın başkanım? Makas abi. Bana da verin arkadaşlar böyle. Hadi ben veririm. Başkanım, tarafa geçmenize gerek yok. Geçeceğiz. Tamam. Yavaş.
Sen demin ki bahsettin şu şuradan derdinin yanındaki. Tamam şu evler tüm evleri bu tarzda kullan. Bu yok yok bunlar kapılar. Bu tarzda değil ki. Çok orada ama. Yok. Ben bak, orada baktım 2-3 kapı var. Yok bak, yine bakarız baksana. Hadi kolay gelsin. Tamam. Ulan nereye bu tarzda? Bu tarzda değil mi? Kaç şey ne yapalım? Ne kesin? Bir tane. O az saklanacak. Okulun yolu az saklanacak. Baksana ben bu yana taşıyayım. Gel olsun.